Hoş geldiniz tekrar ve ben de çok teşekkür ederim. Aslında ben burada misafirim bu akşam. Davetiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Çok Hoş kıymetli. geldiniz. Çünkü aslında telefon görüşmesinde de bahsetmiştim. Bizim için hep çok özel öğrencilik zamanlarından beri, yönetim yeri her zaman ayrı. Akademik kariyer yaptığım dönem içinde de Profesör Haluk Yavuz'un asistanlığını yaptığım 5 yıl içerisinde de hep projeler üretirken öğrencilerle birlikte yönet her zaman bizim için çok önemli. Ben tabii biraz müzisyenlik hayatım ön plana geçince bir kopmuşum. O gün hatta utandım biraz. Dikir hocamla konuşunca ben ne ara, hani derler ya, ne ara biz bu hale geldik. Aslında kopmuyor bir tarafım hiçbir şekilde. Çünkü o içimdeki sosyal hizmet aşkı bu alan sadece zaman zaman ağırlıkları değişiyor. Bazen müzik biraz daha öne geçiyor. Bazen psikoloji, sosyal hizmet öne geçiyor. Ama aslında yaşamı özetlemem gerekirse küçük yaşta, yani 5 yaşında şeyden önce başlayan, okuldan önce başlayan bir resmi müzikal hayatım var. Aslında her çocuk müzikal bir hayatla başlıyor. Gözünü öyle açıyor. Hepimiz öyle açıyoruz. Sesli, nefesli ve hareketli enstrümanlar olarak dünyaya geliyoruz. Benim böyle sesleri çokça taklit etmemden dolayı 5 yaşında konservatuvarla, keman bölümüyle başlayan bir okul hayatım oldu. Yani önce notaları öğrendim, harflerden önce diyebilirim. Sonrasında da zaten o dünyayı biraz daha çok sevdim. İlkokulda zorlandım. Ve tam da böyle işte kolejleri, Anadolu liselerine hazırlık döneminde o keman enstrümanı da çok fazla bana yol arkadaşı olarak uymadı. Çünkü ben oturduğumda, duyduğumda müziği böyle bastığım anda çalabilmek istiyordum. Müzik yaratmak istiyordum. İçimdeki 5 yaşındaki çocuk arkadaşımın piyanosu vardı. Ve piyano diye gittiğimiz konservatuvarda elinde bir kemanla çıkınca zaten o herhalde ilk travmatik yaşantım ve sonradan çocuk psikolojisi, psikolojik danışmanlık okumamda da etkili olduğunu düşündüğüm bir nokta. Ve bir yandan da dediğim gibi okulda da işler çok yolunda gitmiyordu. Dolayısıyla 5 yıl sonra senin parmakların küçük galiba sen keman çalamayacaksın. Konservatuvardan böyle bir yaklaşımla ayrılmış oldum, ara vermiş oldum yani o eğitime. Lisede bir devam etti yine müzikle ilişkim, okul orkestralarında. Ve de psikolojik danışmanlığı kazandıktan sonra bir yandan tekrar kapıdan çıktığım konservatuvara, bu sefer bacadan gireyim dedim. Şan bölümüne başvurdum. İstanbul Devlet Konservatuvarı olmuştu artık, belediye değil. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda da opera bölümünde çok iyi bir hocam oldu. Fidan Kasımova, Azeri bir hocam oldu ve bana aslında kendimi bir enstrüman olarak tanımayı öğreten kişi, bunu hatırlatan kişi diyebilirim. Şanslıyım çünkü iyi ustalarım dediğim, yani çırak olarak eğer layık olduysam çırak olmaya, bir yanda Haluk Hocam, bir yanda Fidan Hocam, böyle psikoloji ve müzik ekseninde hazırlanırken o bahsettiğim mezun olmama yakın, yani 20. yüzyılın sonlarında müzik terapi alan olarak duyulmaya başladı Türkiye'de ve işte İngiltere'de, Amerika'da bir takım programlar açıldı ve ben de bir burs alıp yüksek lisansa gitsem mi diye bir kariyer ayrımındaydım aslında. Vardı bu kafamda fakat asistanlık isteği ağır bastı ve İstanbul Üniversitesi'nde kaldım. Yüksek lisans bittikten sonra da Haluk hocama dedim ki ben müzisyen olmaya gidiyorum hocam. Şu anda müzik tarafı beni çağırıyor. Bu eksene doğru kayıyorum. Hayat hep bir denge arayışı. Ondan sonraki yolculuğum aslında tam müzikten psikolojiyi nasıl sentezlediğimle çok bağlantılı. Aslına bakarsanız İstanbul Üniversitesi'nde okurken de müzikle ilgili işlemler devam ediyordu, çalışmalar. Asistanken de işte çocuklar evi mesela İstanbul Üniversitesi'nin anaokulunda da müzik dersleri veriyordum ve bir şekilde aslında bağlantım hep vardı ama asıl müzisyen olmaya gidiyorum dedikten sonra şöyle bir düşünce girdi kafama. Ben alanda ne olup bittiğini bilmeden kendime psikolojik danışman diyemeyeceğim. Dolayısıyla biraz da alanda deneyim kazanayım. Bir yandan müziğe devam edeyim. Dolayısıyla okullarda çalışmaya başladım. Rehberlik psikolojik danışmanlık servislerinde bir taraftan da o eğitim danışmanlığı gibi dışarıdan bazı çalışmalar yaptım. Ve o dönem tıpkı şimdi gördüğüm kıymetli öğrenciler gibi, çünkü çok fazla öğrencilerle temas halindeyim, PDR öğrencileriyle özellikle. Hangi eğitim imkanları varsa, aile terapileri, evlilik terapileri, grupla psikolojik danışmanlık, sanat terapileri, yurdum içine gelen, yurt dışından gelen müzik terapi eğitimleri, yani olabilecek her şeye ben de saldırıyordum.
Ve bir yandan da kendi yolumu arıyordum yine. Okullar tabii çok iyi bir laboratuvar imkanı oldu benim için. Çünkü orada okul orkestralarının çalıştırma görevi de müzik öğretmenleriyle birlikte paylaştık. O görev de bana verildi. Dolayısıyla aslında hedef kitleyi, öğrencileri enstrüman olarak başka bir ortamda daha gözlemleme, onlar hakkında fikir sahibi olma ve oradaki müzikal araçları ya da müziği bir iletişim aracı olarak kullanma yöntemlerini fark etmeden geliştirmeye başladım. O anda farkında değildim ama dönüp baktığım zaman onun öyle olduğunu görebiliyorum. Bu süre de bayağı gitti. Az önce Nükhet hocama söylediğim gibi 2010 yılında bu sefer gerçek anlamda müzik ağır basıyor. Çünkü artık beste yapıyorum, söz yazıyorum ve bunlar doğmak istiyor. Yani bir doğum sancıları başladı. Dolayısıyla terse çevirdim. Bu sefer full-time müzisyen. Eğitim ve danışman, psikoloji danışmanlık biraz daha part-time bir şekle döndü. İlk albümüm 2013 yılında İstanbul'un İzleri adıyla yayınlandı. Her şeyden ilham alıyordum. Her şeyden İstanbul'da sokakta yürürken besteler o şekilde üretiliyordu. 2012 yılında ilk müzik atölyesini gerçekleştirdim. Şimdi aslında şu anda yani atölyeyi ilgilendiren konular olduğu için biyografiyi bu kadar uzatıyorum. Çünkü bana sorulduğunda müzikle psikolojinin ilk olarak nerede tam çakıştığını, kesiştiğini hissettim dense, işte 2012 yılındaki o İstanbul Modern'deki yaratıcı sanat atölyesi, yaratıcı müzik atölyesi benim için bir başlangıçtı. Şöyle bir şeydi o. Bana dediler ki, biz burada çocuklarla, gençlerle sanat çalışmaları yapıyoruz ama müzik de yapmak istiyoruz, müziğin kalıcı olmasını istiyoruz. Yani mesela burada bir resim çalışması yapıldığında duvara asıyoruz. Ama müzikle ilgili ne yapabiliriz? Tam da albüm çalışmasını yeni onunla uğraştığım için kayıt stüdyosu, ses mühendisliği, bütün bunlarla ilgili fikrim vardı. Besteleme atölyesi yapabiliriz dedim. Gençler buraya gelirler. Biz 3-4 saatte duygularımızı konuşuruz, düşüncelerimizi müzikle ifade ederiz önce. Sonra bir beste yaparız. Onlar dediler ki madem öyle İstanbul için yapın. Tamam İstanbul için beste yapalım. İstanbul Echo, Echo diye yazılıyor. Atölye ismi kondu. 19 Mayıs 2000 12 tarihinde benim ilk öğrenci grubum. Biz orayı bir alanı, şunu da söylemeliyim. Bunu yapalım derken yapacağıma dair bir istek ve sezgi vardı ama nasıl yapacağım hakkında pek bir fikrim yoktu işin doğrusu. Yani tam olarak yolda öğrenmek ve bir şeye evet demek hali. Yani ben bunu yaparım. Böyle bir hisle kabul etmiştim. Çok heyecanlıydım o yüzden. Öncesinde tabii o ortamı biz bir küçük bir stüdyoymuş gibi yaptık, mikrofonladık. Bir takım perküsyon, ritmik aletler, işte şöyle yumurtalar ya da işte vurmalı çalgılardan edinebildiğimiz kadar şeyler getirdik. Ve bir yandan da açtık aslında. Dedik ki gençler gelirken yanlarında isterlerse enstrüman da getirebilirler. Ama hiçbir şey getirmeleri gerekmiyor. Müzik yeteneği, hiçbir şey aranmıyor. Sadece kendilerini gelip alıp gelmeleri yeterli. İlk gelen grup onkoloji bölümünden maskelerle gelen çocuklar oldu. Ve ben dedim ki Asena, başlıyoruz. Yani bu işte bugün, bu tarih, bu iki işin kesişeceği gün. Ve ilk soruyu sordum da arkadaşlarıma dedim ki İstanbul deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hastalık dediler. Ve biz o gün İstanbul'a ait hastalık duygusuna ait bütün fikirleri, kavramları, her şeyi müziğe döktük. Sonra da İstanbul için çok güzel bir beste yaptık. Bazı çocuklar yanlarında bağlamalarıyla, işte sazlarıyla gelmişlerdi. Onları da kaydettik. Bununla ilgili isterseniz chat kısmına şöyle yazabilirim. İstanbul Eko Atölye diye arattığımız zaman 5 yıl boyunca orada gençlerle yaptığımız atölyeler 2012 yılından 2017 yılına kadar sürdü. Ve öyle bir noktaya geldi ki farklı özellikteki gruplar da gelmeye başladı artık. Farklı gelişim özelliklerindeki. Altı Nokta Köyler Derneği'nden çocuklar geldi. Yetiştirme yurtlarından çocuklar geldi. Hatta dedi ki İstanbul'da biz bunu yetişkinlerle de yapalım. O zaman işte sponsor olan şirketlerin yöneticilerine yapmaya başladık. Tabii ben gençlerle yetişkinler arasındaki o müzikal anlamda tepki verme farklılıklarını çok net görmeye başladım. Çünkü bu topraklarda yaklaşık 20 yılı aşkın zamandır bu işi yapıyorum ve duyduğum en fazla cümle şu oluyor. Benim sesim çok kötü, ben şarkı söyleyemem. Bana hiç dokunmayın. Bir de benim blok flüt travmam var. Bu ikisi çok sık karşıma çıkıyor. O yüzden hep böyle o blok flütü işliyoruz yani yavaş yavaş. Bunu aşabiliriz.
her ne yaşandıysa. Dolayısıyla sonrasında o 2017 tarihinden de sonra farklı gruplarla, farklı gelişim özellikteki gruplar, hedef kitleler sürekli değişti. Ama ben müziği araç olarak dönüştürme yöntemini çok sevdim. Neden çok sevdim? Çünkü müzik tahmin edeceğiniz üzere, yani sözler olarak ifade edilmeyen duyguları, düşünceleri çok daha rahat ifade etmeye bir alan açıyor. Bir nefes alanı yaratıyor. Dirençleri çok daha çabuk aşıyoruz. Ve iletişim kurabileceğimiz, yani sesler üzerinden iletişim kurduğumuzda o güven alanını yaratmak da çok daha kolay oluyor. Daha fazla kalbe doğru yol alıyoruz aslında. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum tabii bugün özellikle. Şeyi de söyleyeyim bir yandan. Müzik terapi tabii dünyada bilim, yani kanıta dayalı bilimsel bir yöntem olarak çok ilerledi ve yani eğitim programları anlamında özellikle. Türkiye'de de bununla ilgili çalışmalar var içinde bulunduğumuz günlerde. Fakat şu anda lisans ve yüksek lisans düzeyinde bir program henüz açılmadı ama böyle çalışmalar var. Benim yaptığım yaklaşım ya da kullandığım yöntem daha çok bizim kendi alanımıza dönük olarak müziği nasıl entegre edebiliriz? Önleyici anlamda nasıl faydalanabiliriz? Çünkü zaten müziğin bizden, insandan bağımsız olarak iyileştirici bir özelliği var. Yani bu yüzyıllardır bilinen bir gerçek ve farklı şekillerde zaten kullanılıyor. Ve biz burada aracı konumundayız tabii daha çok. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun arayışındayım ve yaptığım her çalışma çok biricik, tek oluyor. Çok kendine özgü oluyor. Çünkü ilk saptamam şu oldu aslında. Her birimiz farklı potansiyellerle dünyaya gelen biricik ve özgün enstrümanlarız. Çok farklı gruplarla çalıştığımda bunu çok net gördüm. Araç olarak müziği kullandığınızda yani sadece şey değişiyor, karşınızdaki enstrüman. Ama aslında yaptığımız şey, herkes de çok ortak olan şeyler yapıyoruz ama herkes kendi tarzında, kendine özgü bir stille bunu yapıyor. Şimdi bu kadar çok konuşmuşken, kendi sesim bile kulağıma çok fazla geldi. Bir müzik dinlememizi isteyeceğim birlikte ve bunu yaparken böyle biraz bugünün yorgunluğu ve stresi de olabilir. Kendimize, merkezimize dönebileceğimiz, kalbimizi duyabileceğimiz bir yerde kendinizi konumlamanızı isteyeceğim. Bakalım müziğin ne kadar içine girebileceğiz, ne kadar kendimizi bırakabileceğiz, müzik bizi nerelere götürecek, hangi duygulara. Bir 2-3 dakika kadar bunu birlikte bu deneyimi yaşayalım. Ben tekrar ekran paylaşımı yapayım. Geliyor. Thank you.
Evet. Tekrar sizi yavaş yavaş davet etmek isteyeceğim buraya. Kim bilir kaçıncı dinleyişim. Ama bir şekilde iyi geliyor. Ben tabii aslında biraz interaktif ilerliyorum normalde ama her türlü formata uyarım. Ama sizin için uygunsa şu anda bir paylaşım yapmak isteyen olursa şu anki duygusuyla ilgili her zaman açık benim açımdan. Chat'te yazmak da mümkün olabilir. Yani müzik nasıl bir etki yarattı? Olumlu, olumsuz, nasıl bir duygu aklınıza ilk gelen kavram? Böyle bir şey paylaşmak isterseniz. Yani buradaki enstrümanlar olarak. Çünkü şu anda bir orkestra. Hızlıca sayabilir miyim diye bakıyorum. 4, 2, 3, 4, 5, 20, 22. 22 kişilik bir orkestrayız. Doğru mu söyledim? Tamam, çünkü bir kere çok komik bir şey yapmıştım. Başka bir program üzerinden çalışıyorduk ve 10 kişi görünüyordu. 10 kişiyiz değil mi şu anda dedim. 350 kişiyiz hocam dediler. O görünmeyen bir hani açık olan programlar var ya. Ama Zoom'da genelde daha rahat görebiliyoruz. Gün içinde keyifsizdim, çok iyi geldi müzik. Teşekkürler paylaşım için. Evet, ben de böyle biraz fazla enerji bir şeydi. Hareket şu an biraz sakinleştirdi, bana da iyi geldi. Bugün çok yoğun geçti ve çok yorgundum. Bana da iyi geldi, dinlendirdi. Gözümü hiç kapatmadım, fark ettim. Dinlendirici, sakinleştirici, rahatlatıcı. Ne güzel, ne mutlu. Yani o şekilde bir etki yapmış olması çok iyi. İçine gidilebilmiş demek ki. O da çünkü bir zaman alabiliyor. Burada da süre sınırlı olduğu için sadece zaten 2-2,5 dakika kadar dinleyebildik. Dans etme isteği vardı. Evet. Bizi farklı enerji düzeylerine getirme yönü var, gücü var. Ve bir yerlere de götürebiliyor. Bazen deniz kenarına, bir manzaraya, dağın tepesine ya da başka bir yere götürebiliyor. Dolayısıyla müzik seçimleri tabii önemli. Yani buradan da görebileceğimiz üzere bizi belli bir ruh haline sokabiliyor. Şimdi sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Elinizi kalbinizin üzerine koyabilir misiniz? Çünkü enstrümanlar olarak aslında bizim ilk, yani bizim için, insan enstrümanı için müziğin ilk başladığı yer kalbin atışı ve anne karnında başlıyor. Şu anda müziği dinledikten sonra enstrümanlar olarak biraz daha birbirimize yaklaşmış olabilir kalp atışlarımız. En başta belki yapsaydık o farkı daha çok hissederdik tabii. Şimdi de şöyle bir şey isteyeceğim, eğer yine teknik olarak uygunsa burada tabii sevgili moderatörüme soruyorum Emineciğim. Eğer yani mikrofonları açıp kalbimizi bir seslendirebilir miyiz birlikte acaba? Tabii. Harika. Şöyle bir şey rica edeceğim. Yapmak isteyenler tabii, katılmak isteyenler. Şu anda kalbimizin bir... Duyabiliyor muyuz bu arada kalbi? Çünkü bazen atımlar buradan hissedilmiyor. O zaman nabızdan da o atımları duyabiliyoruz. Birlikte bir seslendirme derken şunu kastediyorum. Vokal kullanabiliriz. Yani ben dup dup diyeceğim mesela. Böyle bir sizin içinizden gelen bir vokalle de seslendirilebilir. Ya da parmak şıklatarak ya da bir yere vurarak yanınızdaki herhangi bir yere. Bir bakalım mı? Şu anda bu orkestranın kalp atışları birbirine ne kadar yakın, ne kadar uzak? Bir konumlayalım kendimizi. Hazırsak orkestra. Başlıyorum ben. Dup, dup, Çok teşekkür ederim. Tabii fiziksel ortamda bulunsak şu anda çok daha fazla rahatlıkla duyacağız birbirimizi ve o enerji alanlarını çok net hissedeceğiz. Burada dijital imkanlar el verdiğince ve herkeste de çok farklı şekilde gidiyor olabilir ses. Gecikmeyle de gidiyor olabilir. Böyle arka arkaya birkaç ses duyabilen oldu mu? Bir insan vokal vardı. Benim dışımda dup. Evet, o sesi duyabildim. Bir Ben de de vardım. bir vuruş sesi vardı. Vuruş sesi. Sizin yaptığınız nasıl, çıkardığınız nasıl bir sesti Sibel Hanım? Tıp Tıp, tıp vardı. bilgi Evet, başta da duydum, onu sonradan kaybettim. Yani benim bana Evet, buraya durup gelmedi. başka bir şey duyuyor muyum diye onu dinlemek için bir Ha. Tamam. dinledim biraz daha. Evet, yani bunu herkesin mikrofonu açtığı anda tabii, eğer
dediğim gibi çok da senkron olabilsek, bağlantılar dolayısıyla olamıyoruz. Çok bir makinenin parçaları gibi duymayı daha fazla, duymaya daha fazla meyilimiz olacak. Ve bitiminden sonra aslında bir süre kulağımızda kalıyor o ses. Bir atım var yani şu anda hala, tabii ben hani liderlik rolünü de üstlendiğim için şu anda kulağımda kalan şöyle bir metronom, yani şöyle bir tempo ve bunun etrafında dönen sesler. Şimdi tabii bir takım deneyler yapılmış. Özellikle 1500'lü yıllarda bu doğanın içerisindeki dengeler ve enerji akışlarıyla ilgili olarak ve salının teorisinin yazıldığı bir sarkaçlı saat deneyi var. Farklı salınımlarda bırakılan sarkaçlı saatlerin bir süre sonra birlikte salınmaya başladığı görülüyor. Bu metronomlarla da yapılıyor. Bazen böyle düşüyor. Instagram'da da görüyorum storyleri falan. Ve bunun aslında bilimsel olarak şu şekilde ifade ediliyor. Doğadaki her şey uyum arar. Çünkü uyum sağlamak karşı koymaktan daha az enerji harcamayı gerektirir. Dolayısıyla aslında yaşamsal bir ihtiyaç. Yani yaşamda kalmakla ilgili. Şu anda da ne kadar çok ihtiyacımız var. Yani özellikle içinde bulunduğumuz dönemde aslında bu uyumlanma enerjisi bizim için çok daha önemli. Yani optimum düzeyde enerjiyi sarf edip kendimizi iyi hissetmek ve diğerleriyle bütün olmak. Müziğin içinde tabii bunu yakalamak çok daha kolay. Çünkü o sesler birbirine uyumlanıyor. Ama şöyle bir risk mi demeli buna bilemiyorum. Gerçeklik diyelim. İnsanı enstrüman yani olarak ele aldığımız noktadan itibaren şu varsayımı da kabullenmiş oluyoruz. Enstrümanın akortları bozulabiliyor. Akustik enstrümanlardan bahsediyorum. Çünkü şu anda yapay zeka yoksa aramızda hepimiz akustik enstrümanlara daha yakın olarak çalışıyoruz. Benim arkamdaki elektropiyano daha yapay zekaya yakın. Çünkü fişe taktığımız anda sesi veriyor. Yani mekanik bir arızası olmadığı sürece. Ama içerideki akustik piyanom şu anda mesela asla yanına yaklaşmıyorum. Bir süre birbirimizi tanımıyormuş gibi yapıyoruz. Çünkü çalmadığı için akordu bozulmuş durumda. Şimdi insanlar olarak da az önce kalp atışlarımızı dinledik. Diğer enstrümanlar gibi birçok şeyden etkilenebiliyoruz. Yani havadan nem kapmak denir ya. Nasıl işte üşümemek için üzerimize bir şey giyiyoruz dışarı çıkarken. O günkü havanın güneşin oluşu ya da olmayışı ruh halimizi nasıl etkiliyorsa bunun hem bedensel hem de duygusal boyutta bizi etkileyen yönleri var. Ve akordumuz dolayısıyla sürekli değişiyor. Yani girdiğimiz her ortamda yeni bir ısıya göre. Çünkü konserlerde de öyledir. Konser öncesi bir akortlanma süreci vardır. Ama sahnede yine akortları arada bir kontrol etmek gerekir. Çünkü birlikte uyumlu ses çıkarmak için. Bu şarttır. Tersten baktığınızda akordu bozuk bir enstrüman eğer liderlik ediyorsa diğer tüm enstrümanlar oraya doğru yönelecektir. Bu insanlar için de geçerli tabii. Yani sınıf yönetimi yapan bir öğretmen o gün çok akortlu değilse, ruh hali çok iyi değilse ya da bedensel olarak bir sıkıntısı varsa bu otomatik olarak sınıfın atmosferini etkileyecektir. Bu aslında bir tür orkestra şefine de benzeyen bir durum. Bizler için bir psikolojik danışma seansı da olabilir. Bu bir konser de olabilir bir müzisyen için. Şirkette çalışan birisi için sunum yapacağı güne denk gelirse o akort bozukluğu hali ya da anı o sunumu da etkileyecek bir faktöre dönüşebilir. Şimdi bununla ilgili bir orkestra şefi örneği göstereceğim. Tabii ki çok sayıda orkestra şefinin kendince yöntemleri var ama benim sizin için getirdiğim Leonard Bernstein'ın kendince yönetimsel olarak aslında çok inovatif sunduğu bir yaklaşımla ilgili. Birlikte izleyip sonrasında isterseniz üzerinde biraz konuşabiliriz. Tekrar paylaşım yapıyorum. Çok sevdiğim bir video. Her seferinde aynı zevkle seyrediyorum. Thank you.
izlemeye doyamıyor insan değil mi? Hakikaten. Müthiş. Müthiş. Evet, burada dikkati çeken tabii pek çok şey olabilir dikkatinizi çekmiş olan. Yine bir paylaşımda bulunmak isteyen var mıdır acaba? O güzel enerjiye ek olarak. Klasik görmeye alışkın olduğumuz stilin biraz daha dışında elinde çubuklarla yönetmek yerine mimiklerini kullanmayı tercih etmiş Bernstein bu konserinin o performansı sırasında. Vücut diliyle sanki değil mi? Hani sadece mimik değil, vücut diliyle yönetmiş. Evet. Çok ilginç. Haklısınız, evet. Evet. Bir atölyemde geri bildirim gelmişti. Bunu hep söylüyorum. Çok gülmüştüm çünkü ona. Beni ancak annem böyle yönetebilir demiştilerdi katılımcılardan biri. O yüzden çok ben sempatik. Yönetim modeli olarak anne tipi yönetim ismini koyuyorum. Gerçekten çok ciddi bir güven ortamı olmuş olması gerekiyor tabii. Bu tür bir yönetim için. Tebessüm ettirdi. Evet. Liderlik modeli olarak hakikaten özellikle günümüz dünyası için aslında geçmiş yıllara ait bir video olmasına rağmen şu an çok denk düşüyor. Çünkü beden dili ve mimiklerin çok daha fazla önem kazandığı zamanlardayız. Hele ki şu anda fiziksel olarak çok da bir arada olamadığımız düşünüldüğünde o enerjiyi karşıya geçirmek için buna çok ihtiyacımız var gibi. Bu da zaten işte insan enstrümanının aslında önemli özelliklerinden biri. Yani biz iletişimi bedensel olarak da, yani hiç konuşmayarak da aslında karşı tarafa aktarıyoruz, veriyoruz. Ve bunu sessizlikle de yapabiliriz. Çünkü sessizlik de müziğin bir parçası. Dolayısıyla sesler dünyasına ait bu kavramları nasıl kullandığımız, nerede kullandığımız çok önemli. Bütün atölyelerde benim başladığım ilk tema aslında bağ kurma oluyor. Zaten bir tarafıyla yani yaşamın içinde de sürekli bağ kurma deneyimi yaşadığımızı inanıyorum. Ve de bu bağ kurma meselesinde aslında bu kavramı bana yerleştiren ya da ilk çıktığı yer, doğduğu yer diyeyim. 99 depreminden sonra Gölcük'te Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ile gittiğimiz İstanbul Üniversitesi olarak asistanlık döneminde çadır okullarda yaşadığım bir deneyimdir. Bir çocuktan aldım haberi, yani bir çocuk bana bunu öğretti aslında. Bu o gün bendeki aydınlanma bu bağ kurma kavramı için çok iyi bir şey oluşturdu, temel oluşturdu. Bizim görevimiz orada asistanlar olarak kriz yönetimiydi. Çadırlarda da sevgili öğretmenler, gönüllü öğretmenler çocuklarla bir takım sosyal sanatsal faaliyetler yapıyorlardı. O gerginliği, aktarmaları, ifade etmelerini sağlamak için. Kriz yönetimi. Yani kriz yönetimi zaten mesela müzikte de çok karşılığı bulan bir şey. Sahne için direkt kriz yönetimi diyebilirim. Yani çünkü o anda yaşanan ve o andaki sorunlarla anında çözüm getirmeniz gereken bir yaşantı, bir deneyim. Ama o zaman tabii benim için yani özellikle öğrenciliğimin yani yeni bittiği ve asistanın yeni başladığı yıllar. Dolayısıyla böyle ne yapacağım, ben bu krizi nasıl yöneteceğim soruları kafamda dönüyordu. Ve bir çadırdan bir çocuğa dair şöyle bir bilgi geldi. Eline bir siyah boya kalemi, tahta kalemi alıp bütün çadır boyuyor. Önüne geçen herkes boyuyor. Yani siz geçerseniz siz de boyuyor ve durduramıyoruz. Gene o İstanbul Modern'deki evet değişim gibi yani yolda yürürken ben hani evet bunu çözeceğim, bu kriz duracak ama nasıl duracak? Oraya gittiğim zaman çocuğun bir yere saklandığını ve elindeki kalemle boyamaya devam ettiğini gördüm. Oranın çok duygusal bir şeyi oldu bizim oradaki o bağ kurma meselesi. Yani ilk başta ben iletişim kurmalıyım, bir şekilde ulaşmalıyım. Yani hissettiğim duygu bu ve onun yanına oturup bir şeyler düşünürken şunu fark ettim. Daha doğrusu şu anda fark ediyorum. Her şey bizim için malzeme ya. Yani danışma seansı için de bu geçerli. Yaşamda da bu böyle. Aslında bu malzemeleri nasıl dönüştürebildiğimizle ilgili. Şimdi bende fazla olan neydi o anda? Bende fazla olan, her zaman olan şuydu. Sesler dünyası. Yani benim en rahat dikkat çekebileceğim, en rahat bağ kurabileceğim şey bende en çok olan sesler dünyası. O yüzden ben sesler çıkararak dikkatini çekmeye çalıştım. Ağlıyormuş gibi yaptım. Yani biraz da tiyatral. Ve bu çadırı benim temizlemem gerekiyor. Ben bunları nasıl temizleyeceğim? Ondan yardım istedim. Hiç ilgilenmedi. Hatta alay etti benimle. Böyle işte parmağını tükürükledi. Çıkıyor işte, ne ağlıyorsun? Bu kadar büyütecek ne var? Şeklinde yaklaştı. Ben bırakmadım peşini. Bunu da aslında orada öğrendim. Yani peşini bırakmamam gerekiyor. Yani bir şey madem bir yola çıktın, madem ağlıyorum, o zaman devam et. Dedim ki yani bunu kendi başıma tükürükle bu çadırı temizlemem imkansız. Yani biz ne yapacağız? Ondan yardım istedim. Çok güzel bir çözüm getirdi bana. Dedi ki arka çadırda bir kova su alacağız.
Onu getireceğiz ve bu çadırı temizleyeceğiz. Ben de hadi yapalım o zaman dedim. Ve biz koşarak çıktık. O kovanın içindeki süngerle çocuk o çadırı aynı sanki boyadığı enerjinin aynısı. Yani ben aslında aynı perspektiften baktığımda benim için hareket aynı. Yani enstrüman olarak baktığınızda çıkan sesle birlikte çocuğun yaptığı hareket aynı. Dolayısıyla şöyle bir aydınlanma oldu. Yani o bağı kurduğumuz andan itibaren yaptığımız şey birlikte şu. Ortada olumsuz bir enerji var ve biz bunu ufak bir hareketle sadece yönünü değiştirip olumluya çeviriyoruz. Bu müzikte çok yaptığımız bir şey. Yani bu çok mümkün. Ve buna çok fazla kafa yormaya başladım. Sonrasında özellikle müzikal yaşantıda şunu fark ettim. Sahneye çıktığımda ben o gün kendimi bedensel ve ruhsal olarak nasıl hissediyorsam bu otomatik olarak müziğime yansıyor. Tabii klasik müzikle başladım ama sonradan farklı müzik tarzlarına merak duyup sadece merak değil, iletişim aracı olarak kullanacağım için ve farklı gruplarla çalışacağım için. Yani Türkiye'de, dünyada, kainatta ne kadar ulaşılabilirse müzik çünkü her yere ulaşıyor. O zaman farklı müziklere de açık olmam gerekiyor. Dolayısıyla orada bu enerjinin nasıl dönüşebileceğine dair fikirler üremeye başladı. Ve ilk noktanın bağ kurmak olduğundan yine hareketle demek ki benim sahneye çıkmadan önce kendi bağımı bir kontrol etmem lazım. Kendimle olan bağım. Ve bu sadece sahne için değil. Sonradan bunu fark ettim tabii. Çünkü psikolojik danışmanlık seansında yaptığım şey de bu. Ben o gün nasıl hissediyorsam, o gün akordum nasılsa, o gün yapacağım müzik buna yansıyacak. O gün çıkaracağım ses buna yansıyacak, kuracağım iletişim buna yansıyacak. Dolayısıyla kendi enstrümanına bağ kurmak meselesi. İkinci adım, diğer enstrümanla bağ kurmak. Yani enstrümanistlen diyelim. Karşımda biri var, işte ben diyelim piyano çalıyorum, o da bas çalıyor. Karşılıklı bizim diyalogumuz, bir diyalog geliştireceğiz, bir iletişim kuracağız. Bu hayatımızdaki ikinci kişiler olabilir ya da seans esnasındaki danışanımız da olabilir. Bizim onunla geliştireceğimiz ilişki bu bir diyalog. Ve caz müziği bana bu konuda çok fazla yol gösterdi. Çünkü caz müziğinin temelinde zaten demokratik bir ortamda diyalog kurma var. Kendini ifade etme ve diyalog kurma. Neden demokratik diyorum? Çünkü caz müziğinin içerisinde liderlik rolü sürekli değişiyor. Yani solist kavramı dediğimiz şey hani popüler müzikte öne çıkan ve şarkı söyleyen kişiye solist deniyor ya. Aslında solo yapan kişi anlamında kullandığımızda yani gerçek anlamıyla o anda solo'yu alan kişi. Yani o anda eline mikrofonu alan. Yani bu herhangi bir ortamda liderlik pozisyonunun o anda geçtiği kişi anlamına geliyor. Şimdi size ufak bir Jazz Trio üçlüsünden bir video göstereceğim. Ve buna bakarken bu çok sevdiğim bir video. Genelde hep bunu gösteriyorum çünkü çok net olarak oradaki diyalog hissedebiliyoruz. Aralarındaki soru cevaplara ve iletişimlere bir bakmanızı özellikle dikkat etmenizi rica edeceğim. Yine birkaç dakika. Ray Brown, kontrbasçı. Bunun triosu şimdi geliyor. Diyalogları
fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani bu-bu-bom, dıra-da-dam, dıra-da-dam, bu-bom, para-bu-bom. Sürekli bir, yani biri konuşuyor, diğeri cevap veriyor. Ama zaman zaman da herkesin birleştiği anlar oldu. Üçlü olarak ses çıkardıkları. Sonra tekrar ikili diyaloglara geçildi. Hatta en sonunda birisi gerçekten bir şey söyleyip diğer kişiye bıraktı. O da ona cevap verdi. Bu böyle, yani sonsuza kadar gidebilecek bir süreç aslında. Bu müzik bu metoduyla şunu gösteriyor. Yani aslında sözsüz bir diyalog hali. Çalışmalar esnasında, yani müziği seanslara entegre ettiğimizde, danışma seanslarına, hangi grupla çalışırsak çalışalım, biz enstrümanlardan varsa eğer, şimdi bunlar tabii şey de olabilir, kavanozlardan da biliyorsunuz içinde boncuk doldurarak enstrüman yapabiliyoruz. Yani her şey aslında enstrüman. Mesela şu otizmli bir öğrenciyle, bir müzik terapisti arkadaşımla beraber yürüttüğümüz bir seansta parmak kuklaları sevdiği için müzikli bir parmak kuklası üretmiştik. Yani ses çıkaran. Onun da ilk işi onun gözünü koparmak olmuştu. Ya da işte küçük yumurtalar zaten hani sürekli olarak kullanılabilen ya da tamamen yani az önce işte kalp atışlarımızda ya da kendimiz zaten enstrüman olduğumuz için müzik her an bizimle. Bu iletişimin nasıl kurgulandığını aslında az önce gördük. Küçük bir örneğiydi ve seans içerisinde bunları kullanmak çok mümkün. Hedefimiz doğrultusunda. Bu nasıl mümkün? Duyguların ifadesinde özellikle çok fazla işe yarayan bir süreç. Bunu zaten yani kendi içinden doğuyor. Yine çocuktan alıyorsunuz aslında haberi. Çünkü okullarda çalıştığım dönemlerde şöyle şeyler oluyordu. Okul orkestrasında olan ve işte bateri çalmayı, davul çalmayı seçmiş olan öğrenci arkadaşım sınıfta aslında zaten durduğu zaman masaları ve sıraları çalan arkadaşım oluyordu. Ve yani öğretmenler gelip yani galiba bu hafta biraz daha fazla prova yapabilir misiniz? Yapsanız iyi olacak çünkü sınıftaki sıra çalma şeyimiz bayağı bir yükseldi. Ses seviyemiz diyorlardı. Dolayısıyla o enerjinin atılması için az önce konuştuğumuz olumsuz enerjinin olumluya çevrilmesi. Olumsuzdan kastım şu, yani o dersin işlenmesine imkan vermediği için aslında bana göre sıraların çalınması güzel bir şey tabii yani. Masalara vurularak ses yapılması ama o anki koşullara uymadığı için. Ve tabii ki bunu söylerken tırnak içinde şunu da söylemiş oluyorum. Müzik zaten yani bir grup içerisinde müzik yapıldığında bunu da öğretiyor. Çünkü o ortamın kendi içinde bir hiyerarşisi ve kuralları var. Az önce Leonard Bernstein'in onu sadece mimikleriyle yönetebilmesi ekibi. O kişilerin kendi işlerindeki disiplinleri, önceden yapmış oldukları hazırlıkları ve birbirleriyle olan saygılarıyla çok ilişkili. Dinleme becerileriyle çok ilişkili. Bu da çocuklar için çok iyi bir model oluyor. Zaten bir müzik grubunun içerisinde o hiyerarşi kendiliğinden oluşuyor. Yani liderlik pozisyonu değişebilir. Yani bu tamamen sizin yönetiminize bağlı, yönetim şeklinize bağlı. Çok sevdiğim başka bir orkestra şefi var, Benjamin Zander. Onun şöyle bir sözü var. Bundan çok feyiz alıyorum çünkü yine bir anlamda psikolojik danışmanlık mesleğine de çok adapte edilebilecek bir sözmüş gibi hissediyorum. Sizin göreviniz bir orkestra şefi olarak yönetmekte olduğunuz enstrümanların kendi içlerindeki potansiyelleri en yüksek düzeyde ortaya çıkarmalarına aracı olmaktır. Yani bizler de seans esnasında zaten o duyguların, kendini ifadenin, o enstrümanın yani kendisini en iyi ifade etmesini hedefliyoruz ya, buna aracı olmaya çalışıyoruz, ayna tutuyoruz. Aslında orkestra şefi de bunu yapmaya çalışıyor. Yani hiçbir zaman flütten keman sesi çıkarmak istemiyor. Yani böyle bir beklentisi yok. Ama o iki flütün, yan yana duran belki iki flütçünün kendi renkleriyle, kendi ifadeler arasındaki nüans farkları o zenginliği ve müziğe derinliği katacak olan şey. Bunun peşinde olmalı diyor. Dışarıdan baktığımızda çünkü tek tiplik ve aynılık çok kolay. Enstrümanlar için de çok kolay. Ve benim bütün bu bahsettiğim şeyler müzisyen dünyasının içinde de bulunduğum için aslında başarı odaklı, parantez içinde, yani parantez değil tırnak bu. Tırnak içinde söylüyorum. Başarı odaklılık dünyasında, yani bu sistem içerisinde yine çok zorlayıcı bir şey. Yani bir müzisyen müziği şu anda konuştuğumuz şekilde yaşayamıyor olabilir. Ve sırf performans kaygısından, mükemmeliyetçilikten, hata yapma korkusundan kendini çok geri plana itiyor olabilir. Ve hatta fiziksel olarak bile sağlığına zarar veriyor olabilir. Yani aşırı çalışıldığında mesela gerçekten bir takım kas sıkıntıları, kemik sıkıntıları yaşanabiliyor enstrümanla ilgili. Dolayısıyla orada da bir denge arayışı söz konusu. Ben zaten başarı kelimesini hiç sevmiyorum. Bunun yerine genellikle mutluluk diyorum.
Yetenek kelimesini de hiç sevmiyorum. Onun yerine de potansiyel diyorum. Yani potansiyellerin en üst düzeyde kullanılması. Bu çok kişisel bir şey. Kişiden kişiye değişen bir şey. Farklı özellikle gruplardaki her bireye göre şekillenen bir şey. Demek istediğim, bugün piyano çalmaya karar versek buradaki, şu anda 21 olduk. Mesela 21 kişi desek ki biz bugün piyano çalmaya başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herkes piyano çalar. Yani çünkü piyano çalmakla piyanist olmak aslında aynı şeyler değil. Yani bunu bir konser performans odaklı ve bir müzisyenlik hedefiyle yapmak başka bir şey, başka bir yol olabilir. Ama bunu sadece kendimiz için ve bunu bir araç olarak, iletişim aracı ve kendimiz için bir arkadaş, yol arkadaşı gibi düşündüğümüzde durum değişir. Benim konservatuarda bahsettiğim hocam Fidan Kasımova aynen şöyle derdi az önce, az önce Türkçesiyle. Sizin her evde televizyon, bizim her evde piyano. Yani bunu gerçekten bu azarı neredeyse her hafta işitiyordum. Yarattığı o yani disiplin ve kültürel farkı çok net hissedebiliyorum aslında. Çünkü birçok özellik anlatabilirim. Bir kere piyanoyu diğer enstrümanlardan ayıran, benim işte küçüklüğümdeki o hayal kırıklığıma sebep olan şöyle bir özelliği var. Akordu yerindeyse bastığınızda ses çıkarabiliyorsunuz. Oysa pek çok diğer enstrümanda önce bir pozisyon almanız gerekir. Ben kemandan o sesi çıkarabilmem için önce o kemanı tutmayı öğrenmem gerekiyordu. Kolumu, bacağımı, ne yapacağımı şaşırdığım için bir türlü zaten sese ulaşamıyordum. Ve bu da beni çok demoralize ediyordu. Ama içimde keman aşkı olsaydı ve yol arkadaşım o olsaydı muhtemelen başka şekilde olurdu. Ya da ben daha farklı bakabilseydim ama 5 yaşında o kadar bakabilmişim. Dolayısıyla buradaki şey aslında değişen şey süre olabilir. Yani hedefle ilgili. Biriyle çalıştığımız zaman işte do notasından sol notasına gitmek için belki sadece 10 dakika harcıyorsak farklı özellikteki bir kişiyle belki 2 ay harcayabiliriz. Yani bu o kişinin motivasyonuna, niyetine, isteğine, kararlılığına bağlı ve bizim onunla çalışma isteğimize bağlı. Zaten müziğin de şöyle bir güzel tarafı var araç olarak kullanıldığında. Danışan açısından da eğer müzikle çalışmaya istekliyse herkese açık bir araç. Herkese çalışılabiliyor. Yani hiçbir sınırımız yok. Bu anlamda bir iletişim aracı olarak baktığımızda ikinci ayak diğer diyalog kurmayla ilgili bağ kurmanın ikinci adımı dediğim kısım. Tabii bir de üçüncü adım var. Özellikle sahne modelinden yola çıkacak olursak dinleyici. Yani bu bağ kurma meselesini enstrüman olarak kendi içimizde hallettiğimizde ben akortlu olarak sahneye çıktım. Diyalogta olduğum takım arkadaşım, birlikte çalıştığım, belki seansı yürüttüğüm diğer danışman arkadaşım ya da farklı alandan belki bir terapistle beraber yürütüyoruz bu çalışmayı. İkimizin arasındaki diyalog şimdi üçüncü kişiye yansıyacak. Yani biz iyi bir müzik yaratıyorsak eğer bu karşı tarafa yansıyacak. Bunu görüyor ve arttırıyorum. Şöyle ki üçüncü kişileri buna dahil ettiğimizde müzik herkesi saran bir hal alıyor. Yani yaşamın kendisi gibi. Herkes o müziğe dahil etmek. Bunu yapan çok güzel iki müzisyenden yine örnek getirdim. Onlar bu iletişimin üçüncü ayağında dinleyiciyi kendi müziklerinin parçası haline getiriyorlar. Bildiğiniz bayağı yani çalıştırıyorlar dinleyiciyi. Şimdi hemen onu paylaşacağım. Bobby McFerrin ve Richard Bona'nın bir videosu.
kulağımızda kaldı değil mi biraz? Bu müzikleri yurda kesmek duygusunu hiç sevmiyorum zaten, böyle hep devam etsin istiyorum. Buradaki işte bu müzik hali tam benim yani hem insan olarak hem müzisyen olarak tatmin duygusunu doruk noktasında hissettiğim anlardan biri. Çünkü hem o kendi işlerindeki iletişim, hem birbirleriyle olan müzisyenlerin, hem de dinleyici olan üçüncü adım diğer partnerlerle tam bir işbirliği hali var ve böyle hani etrafında döndüğünüzü hissediyorsunuz, sizi sarmaladığını. Elbette her dakika buna ulaşmak hayatın içinde çok mümkün olmayabiliyor. Ama bunu aramak diyelim. Yani hani terazilerde dengede ne kadar duruyor biliyoruz. Ama o anı yakaladığınızda da bu çok güzel bir an ve çok farklı açılmalara yol açıyor. Yani bunun yarattığı iyileşme hissi çok başka türlü oluyor. Yani şey gibi, eminim herkes bunu deneyimlemiştir. Yani birisiyle konuştuğumuzda bu bir yakınımız olabilir. Sesler çıkararak, yani düşüncelerle tabii konuşuyoruz. Yani içinde sözler girdiği zaman burada çok fazla düşünceler konuşuyor. Ses dünyasında bu biraz daha yumuşak gerçekleşiyor. Dediğim gibi daha doğrudan, yani kalpten kalbe bir iletişim söz konusu oluyor ve anlaşılma hissi ve karşıya kendi ifade edebilme, empati, bütün bunları hissettiğinizde, sonra birlikte ses çıkarmaya başladığınızda ve üstelik bunu bir de üçüncü kişilere aktardığınızda o duygu hali herhangi bir diyalogta, yaptığımız önemli bir konuşmada ya da bir sunumda ya da bir seansta da buna benzer duygu yaşamış olabiliriz. Yani İşte o an, yani hani tamamlandı duygusu çok güzel bir his. Ve buna ulaşmak için tabii artık şunu eklemek gerekiyor. Bu süreklilik arz edebilecek bir durum değil elbette. Dolayısıyla biz kendimizi akortlamakla ilgili olarak ya da diğerleriyle olan iletişimimizde bunu stabil tutabilmek için bir disiplin ve çalışma halinden bahsediyoruz. Yani bir eğitim süreci, müzisyenliğin sportif bir tarafı da vardır yani. Enstrümanınızla çok vakit geçirmek gerekir ve arka planda antrenman yapmanız gerekir ki sahneye çıktığınızda artık o teslimiyet anında ben egzersizleri düşünmeyeyim, sadece duygularıma alan açayım. Çünkü zaten arka planda çalıştığım için hazırım. Edgar Allan Poe'nun çok sevdiğim bir sözü var, İlham hazırlıklı beyinlere gelir. Yani o hazırlık hali zaten işte o yolda yürürken ben bu krizi nasıl yöneteceğim? Ya da İstanbul Modern'de bir söz vardı. Çocuklarla 5 saatte beste yapacağız. Ben bunu nasıl yapacağım? O arka planda o süreç çalıştığı için o anda daha işler hale geliyor. Yani gerçekten kendini açmakla ve hazır olmakla, disiplinli ve çalışır halde olmakla çok ilişkili. Tabii bunu bir şey aracı olarak düşündüğümüzde, yine dönmek gerekirse, çalıştığımız kitleler değişebilir. Yani psikolojik danışmanlığın da alanı çok geniş. Neresinde durduğumuzla ilgili mesleğin, ama kendi kitlemize bunu adapte ederken işin hem eğitsel süreçleri, yani çünkü disiplinel anlamda beceri kazandırma tarafı da çok fazla. Yani müziği kullandığınızda az önce de söylemiştim, çok önemli bir şey dinleme, dinleme davranışı. Yine çocuklardan örnek vereyim. Mesela bir çatışma yaşanıyor. Diyelim iletişimle bir belki zorbalık davranışı bir şey var ve orada baktığınızda flüt bir çocukla aslında kocaman kontrbas ya da davul çocuk birbirine girmiş vaziyetteler ve bir tanesi ne yaparsa yapsın sesi çok yüksek çıkıyor. Çünkü bedensel olarak ve duygusal olarak o yüksekte, yani yüksek frekansta fazla ses çıkarıyor. Diğeri de ne yaparsa yapsın minik, yani çıkan ses minik bir ses. Şimdi o minik sesin duyulması için diğerinin onu dinleyebiliyor olacak seviyeye kendini indirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu yumurta üzerinden örnek verecek olursam, çünkü enstrümanların üzerinde çocuklar bunu çok daha rahat yapıyorlar ve anlıyorlar. Sadece çocuklar değil, aslında yetişkinler de aynı şekilde tabii. Şimdi ben bununla, yani sınırlılıkları olan bir enstrüman bu. Sınırlılıkları var. Yani şu kadar, şöyle bir şey, bir yumurta içinde de işte boncuklar var diyelim. Bu sınırlar içerisinde bununla öfkemi ifade edebilirim. Edebilir miyim? Etmeye çalışabilirim. Nasıl yaparım mesela? Bu benim beden dilime yansır ve rahatlayana kadar bunu yapabilirim, değil mi? Ya da bir orkestra ise hep beraber bunu yapabiliriz. Peki ben başka bir duygumu, mesela hüznümü, bununla nasıl ifade edebilirim? Aramaya başlayacağım, durmaya, düşünmeye. Kendime bir alan tanıyacağım. Bu durum benim kendi bedenim, kendi ifadem için de geçerli. Ama bunu enstrüman üzerinden yapmak çok daha yumuşak, çok daha rahatlatıcı ve İkili ilişkilerde örneğin
iki kişinin birbirine olan duygularını farklı enstrümanlarla ifade ettikleri çalışmalar. Bir keresinde çok esprili bir grupla çalışıyordum. Yaşları epey üstteydi. Yüksek yaşlı bir gruptu. Ve çok bilge kişilerdi. O kadar eğlenceli gerilmişler oldu ki bir noktada şöyle bir şey hatırlıyorum. Ellerinde enstrümanlar var ve ben diyorum ki şimdi mesela bir sohbet ve diyalog geliştirin ellerinizdeki enstrümanlarla. Biri bir şey yapıyor, diğeri cevap veriyor. Karşılıklı bir soru cevap hali var. En sonunda biraz böyle yükseldi yani enerji ve gerginlik yükseldi. Dönüp şey dedi bir bey bana. Bana küfrediyor ama şu anda. Ama tamamen aslında ağzını bozuyor hocam dedi. O kadar hani doğal süreç içerisinde gerçekleşiyor ki. Çünkü o sesler dünyasında aslında benim hedeflerimden de bir tanesi. Yetişkinlerle çalışırken özellikle. O çocuk haline dönebilmek. Yani o 5 yaşındaki halimize dönebilmek. Ve bu hiç fark etmeden oluyor. Yani birinin çok fazla bir şey yapmama gerek kalmıyor. Yani grup liderinin orada yaptığı şey gerçekten sadece aracı olmak. Çünkü o bir kanal. Yani açıldığı anda zaten açılıyor. Öyle bir ihtiyaç ki kolay olma tarafı biraz da şuradan geliyor. Zaten bizde var olan bir şey. Yani biz yeni bir şeyi öğretmek ya da dikte etmek durumunda değiliz. Müzik anne karnından itibaren bizi o çevrede yani koruyucu sesten itibaren, kalp atışlarından itibaren bizimle. Ve yine hareketli sesli enstrümanlar olarak ne kadar hareket halinde olursak enerjimiz o kadar yükseliyor. Kendimize akord edebileceğimiz yöntemler çok kişiden kişiye değişebilir. Ama mesela en genel geçer sağlık önerileri nedir? İşte iyi bir uyku almak. Belli bir saat. Bu saatler kişiden kişiye göre kesinlikle değişebilir inanıyorum. Ama işte belli saatlerde belli hormonlar salgılandığı için özellikle işte şu saatler arasında uyuması gibi. Evet, bu ertesi gün enstrüman olarak benim bedenimi olumlu etkileyecek. İşte beslenme esnasında yani beslenmeyle ilgili konularda şu gıdalardan biraz kaçınmak, bunlara ağırlık vermek. Bu da kişiden kişiye değişebilir. Ama orada bir denge var çünkü her şeyin aşırısı zehir ya. Ben şimdi mideme çok dokunan bir şeyi yiyip de sahneye çıkarsam yani akorsuz bir enstrüman olarak çıkmış olurum. Çünkü orada çıkabilecek sesleri düşünmek istemiyorum. Yani zaten o yüzden müzisyenler 2 saat önceden yemek yerler. Yani öyle bir şey mesela işte o kurallardan bir tanesidir. Buna riayet ettiğinde, uyduğunda rahat edersin enstrüman olarak. Alanını genişletmiş olursun. Yani hani insan ne ediyorsa kendini ediyor ya, gerçekten bu böyle bir şey. Denge tabii ki kaçabilir. Tüm duygular insanlar için. Hani bu şey noktasında biraz da eleştirilen, bizim meslek alanımıza da çokça giren ama popülerleşen tarafıyla hani kişisel gelişim anlamında hep mutlu anda kalmak. Müzikte böyle bir şey yok. Yani zaten farklı müzik tarzlarında tahmin edersiniz ki eminim buradaki dinleme alışkanlıkları da birbirine göre değişkenlik gösteriyordur. Çok farklı müzik. Çünkü müzik bir ifade aracı olduğu için hüznü ifade eden, öfkeyi ifade eden, işte isyanı ifade eden müzik tarzları da var. Yani onları dinlediğiniz zaman size bir mutluluk vermeyebilir. Onu üreten kişi büyük ihtimalle o anda bir rahatlama yaşıyor ifadesel olarak. Fakat tabii ki bunu dinleyecek kişiler açısından. Şimdi son dönem yapılan araştırmalar da bununla ilgili çok çok fazla sıklaştı. Yani dinlenilen müziklerin insan davranışları ve duygusu üzerindeki etkileri, psikolojisi üzerindeki etkileriyle ilgili. Ve tabii ki bulgular yani yıllardır yapılıyor. İşte hatta su molekülleriyle ilgili yapılan çalışmalar da var. Japon araştırmacıları belki hatırlarsınız. Kar kristallerine benzeyen şekiller şekilden şekle giriyorlar. Benim buradaki bakışım aslında biraz şöyle. O da bir ihtiyaç olabiliyor gerçekten zaman zaman. Yani hüzünlü bir anda size karşılık gelen bir duygu, denk düşen bir duyguyla ilgili müziği dinlemenin rahatlatıcı bir etkisi olabiliyor. Evet, enerjiyi biraz aşağı çekebilen bir müzik olabilir bu. Buradaki meseleye şöyle yaklaşıyorum. Sıklık, süre ve şiddet. Yani o dengeden bizi çıkartacak noktaya kadar ben arka arkaya beni depresif ruh haline sokacak bir müziği arka arkaya günlerce dinliyorsam eğer işte burada o sıklık, şiddet ve süre aşımı artık uygulanmış ve ben kendime zarar verir hale gelmişim. Deminki konu gibi yani her şeyin aşırısının zehir olması gibi. Buradaki tabii koruyucu nokta farkındalık. Yani bir şekilde müziği değiştir. Değiştir. Öyle eskiden yarışma programı vardı. Gençler bilmeyebilir onu. Müzik yani müzikleri anında değiştirmek. Beni artık enerji olarak daha yukarı düzeye çekecek bir müzik. Bir dönem yetiştirme yurdunda madde bağımlısı olan gençlerle çalışmam olmuştu. Dinleme alışkanlıklarından yola çıkmıştık. İletişim kurmak için ve bağ kurmak için ilk olarak sorduğum soru ne dinliyorsunuzdu? Ne tarz müzikler dinliyorsunuz? Onlar da yine
çadır okuldaki çocuk gibi alay ettiler benimle. Biz eğer dinlediğimizi sana söylersek sen kendini çizersin, asarsın, kesersin. Sana gelmez hocam böyle şarkılar. Dedim ki şu an daha çok merak ettim o zaman. Bana bir liste verdiler. Ben o listeyi dinledim eve geldiğim zaman. Gerçekten de yani arabesk müziğin de kendi içinde tabii kategorileri var. Sonuçta orada kendi dünyalarına ait çok fazla şey buluyorlar kavramsal olarak. Fakat o kadar sürekli ve sadece onu dinliyorlar ki o duygu halinden ve ruh halinden çıkış bulmaları imkansız. Yani çünkü şey gibi, bir döngü gibi, böyle bir sarmal gibi o müzik onları çevrelemiş. Sürekli kendini doğrulayan kehanet gibi. Ertesi hafta sözlerine basarak gittim. Sizler dedim bunları dinliyorsunuz. Bir kısmı şaşırdılar. Yani sözleri dikkate almamışlar aslında. Yani okudukları zaman fark ettiler. Çok ağır sözler çünkü. Ve şöyle bir iletişimimiz oldu. Onlara kendilerini aşağı çeken bu tarz müziklerin yanında yukarı çeken müzikler de dinlemelerini önerdim. Yani hatta önermekle kalmadım, birlikte söylemeye başladık. Mesela bir türküden yola çıktık işte ve o türküyü hep beraber o gün tınlattık. Ve yaşamalarını aslında sağlamaya çalıştım. Yani aracılık ettiğim şey o duyguyu o anda yaşamak. Çünkü hep beraber halay çekerken bulduk kendimizi yani. Bu bir atölyeydi zaten. O türküyle hoplarken, zıplarken başka bir ruh haline geldik. Birkaç hafta sonra geri bildirimlerden biri bana o şekilde ulaştı. Yani biz artık kendimizi aşağı çeken müzikler dışında yukarı çeken müziklerde dinlemeye başladık. Çünkü bu şeye benziyor. Elinden onu aldığınız zaman hani yerine bir şey koymak gerekir ya. Yani sen bunları dinleme. Yani zaten böyle bir şey mümkün değil. Yani ben kendimi içimden hissettiğim bir şey, sanki kendim söylüyormuşum gibi hissettiğim bir şeyi neden dinlemeyeyim? Buna engel olamazsınız. Yani gelecek yanıt çok net. Zaten de engel olunabileceğini düşünmüyorum. Ama alternatifler sunulduğunda, başka dünyanın kapıları aralandığında işte o bağ kurma meselesindeki olumsuz enerjiyi olumluya dönüştürmek için araçlar sunmak, seçenekler sunmak meselesi geliyor. Dolayısıyla müzikten burada birkaç noktada yararlanmış oluyoruz. Hem o kişilerin dinledikleri müziklerden onlar hakkında fikir ediniyoruz. Yani biraz tanımaya dönük, tamamlayıcı bir projeksiyon gibi, bir teknik gibi kullanabileceğimiz bir şey. Yani ergenlik döneminde olan çocukların mesela dinleme alışkanlıkları biraz daha birbirine yaklaşıyor. Diğer işte popüler müzik dediğimiz kavram zaten aslında 13-15 yaş grubunun seçkileri ve tercihleriyle belli oluyor popüler kültür. Dolayısıyla burada burun kıvırmaktansa bunun bir sosyal ilişki olduğunu, sosyal ilişkinin bir gerekliliği ve kuralı olduğunu görebiliyoruz. Ama mesela çok daha farklı, odasında kapanıp hakikaten çok karanlık hani müzikler dinleyen bir kişi ailede tedirginlik yaratabiliyor. Ve burada konuşurken ebeveynle yani ne dinlediğinden yola çıkarak aslında bir ortak uzlaşma aracı gibi kullanılabilir müzik. Belki espriyle yaklaşarak ama yani sen bu müziği dinliyorsun, ben de bunu dinliyorum. Gel bir gün birlikte dinleyelim birbirimizin neler dinliyormuşuz ve hatta bunu eleştirelim. Güzel taraflarını bulmaya çalışalım. Niye dinlediğimizi anlayalım. Bu bir ortak iletişim aracına dönüşebilir. Bu söylediğim şey sadece tabii ki bir tane örnek ama müziğin o kişinin dünyasına anlama, girme noktasında kullanabileceğimiz bir araç olarak bir tanıma, işte diğer elimizdeki bulguları belki destekler nitelikte bir araç olarak kullanılmasına bir örnekti. Enstrüman seçimi, yani çocuğun ilgi duyduğu enstrüman, bunların hepsi birer ipucu niteliğinde olabilir. Hangisiyle kendini daha rahat ifade ettiği, sesini nasıl kullandığı. Yani bir enstrüman gibi ele aldığımız noktadan itibaren müzikle ilgili her şey aslında bizim için bir iletişim ve ipucu niteliği taşıyor. İyileştirici tarafı zaten bahsettiğim gibi başından beri müziğin kendi doğasında var olan bir şey. Çocuklar o teri attıkları zaman bedensel anlamda da tıpkı sporda olduğu gibi ve üstelik bir üretim yapmış olmanın getirdiği, kattığı diyebilirim. Diğer bir güçle başka kanalların açılmasına vesile olduğu için zaten otomatik olarak davranışlarına yansıyabiliyor. Aynı zamanda tabii kendine güven duygusu gibi pek çok başka özelliği tetikleyebiliyor. Benlik saygısı davranışlarına yansıdığı için dışarıdan tabii gelen tepkiler. Yani o anlattığım karalama, yani Gölcük'teki karalamadan sonraki sünger olayında alkışlandı o çocuk. Yani düşünebiliyor musunuz? Az önce durdurulmaya çalışıp sanki böyle kötü bir şey yapan bir baş belasıymış gibi dışarıdan bu şekilde yansıtılan çocuk bir anda kahraman ilan edildi. Şimdi o çocuk o enerjiyi hem dışarı atabiliyor hem de alkışlanıyor. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Zaten müzik zaten alkışla da ilerleyen bir şey. Ama tabii ki buradaki temel mesele
dışarıdan onay beklentisi de şey riski taşıdığı için, mükemmeliyetçiliğe ve o performans odaklılığa dönüştürdüğü için bunun yine nasıl kullanıldığı çok önem taşıyor. Yine hassasiyetler barındırıyor içerisinde. Yani kendini ifade etme, duygularını dönüştürme, diğerleriyle diyalog, bağ kurma, güven duygusu, yani bir güven ortamı içerisinde hissetme, yaratıcılık, şu ana kadar pek değinmedim ama şey de söyledim, yani hazırlıklı beyinlere gelen ilham anlamında, yaratıcılığın farklı kanallarda kullanılması, bunların açılması ve kendini bir bütün içinde hissetme, yani bir bütünün parçası gibi hissetme duygusunda uyumlanma, o bahsettiğim şey. Bütün bu alanlarda müzikten faydalanabiliyoruz. O kadar çok ses çıkardım ki şu anda mesela. Sessizlik belki en çok ihtiyaç. Yine müziğin içinde olan es hali ve bunun güçlü tarafı. Yani çatışma çözücü tarafı. Ara bulucu tarafı. Ve o süreci yönetebilme tarafı. Yani çünkü müzik sustuğu anda dikkat oraya gidiyor. Mesela vaktimize bakıyorum ama ne kadar süremiz var acaba? Hocam son dakikalardayız. Sonra soru cevap kısmına geçebiliriz. Ha tabii tabii. Aslında şu anda evet oradan ben son cümlemi o zaman ya da şu son videoyu size gösterebilirim. O şeyle ilgili göstereceğim video. Bu susma hali ve durma haliyle ilgili Michel Petrucciani'nin bir konser kaydı bu. Kendisi cüce bir müzisyen ve piyanosu da kendisine göre tasarlanmış. Müzikte bir şey yapıyor. Tam şimdi konuşacağım sessizliği en güzel o anlatacak galiba. Ve orada aslında ne yaptığı üzerinden konuşmaya başlayarak da o tartışmayı açmış olabiliriz. Sessizliği nasıl kullandığını. Başını göstereceğim sonra biz ilerleteceğim. Çünkü o bahsettiğim kısım ileride gerçekleşecek. Hemen geliyor. There's a time to play it. I play anyway. Şimdi görüntü biraz netleşecek. O sessizlik anıyla ilgili ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, orada müzisyen neden öyle bir es vermiş, neden öyle bir mola vermiş olabilir size göre, bunu hep soruyorum
paylaştığım atölyelerde, çalışmalarda fikirleri almak adına. Ve sonrasında da tüm sorulara açığım, paylaşımlara çok da heyecanla bekliyorum. Ve teşekkür ediyorum. Yani çünkü uzun bir konuşmaydı aslında, sabır gösterdiğiniz için.